İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde. İstanbul Ticaret Borsası, gıda sektörünü geliştirmek ve İstanbulluların sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'la birlikte Gebze Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Toplantıda UMEM projesi hakkında bilgi verildi ve nitelikli eleman sorununun çözümü için yapılan çalışmalar anlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihat Vardan ev sahipliğinde gerçekleşen DEİK Olağan Genel Kurulu'na Başkan Ali Kopuz da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada eski Türkiye'yi geri getirmek isteyenler olabilir. Biz yeni Türkiye'yi kurmak için daha çok çalışacağız dedi. İstanbul Ticaret Borsası Meclisi 2015 yılı bütçesini onayladı. Toplantıda konuşan Başkan Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası olarak ülkemizin ve İstanbul'un ekonomik ve sosyal kalkınmasına aktif katkı sağlamak için çalışıyor, ticaret hayatının küresel dinamiklerle uyumlu biçimde gelişmesi için iş yapış süreçlerimizi günün şartlarına uygun olarak değiştiriyor, geliştiriyoruz. Borsamızdaki bu değişim, üye odaklı hizmet anlayışı yanında şeffaf, denetlenebilir ve hesap verilebilir yönetim anlayışını da beraberinde getirdi. Geçen yılın bir muhasebesi, yapmış olduğumuz faaliyetlerin geniş bir özeti olan 2014 yılı faaliyet raporunu, 2015 yılı iş programı ve bütçesini meclisimizin takdirlerine sunduk, dedi. İstanbul Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyelerini seçti. Yapılan seçimler sonucunda İstanbul Ticaret Borsası ilk defa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu'nda temsil edilmeye başlandı. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın 52. Olağan Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Plaza'da yapıldı. Genel kurula katılan Başkan Ali Kopuz, yaptığı konuşmada İktisadi Kalkınma Vakfı iş dünyamızın bir Türkiye vizyonudur. Bir ekonomik entegrasyon projesidir. Türk ekonomisini Avrupa Birliği ekonomisi aracılığıyla dünya ekonomisine entegre etme ve bu süreçte Türk iş dünyasının menfaatlerini koruma vizyonudur. Bu vizyon aradan geçen 49 yıl sonra hala daha tüm canlılığıyla geçerliliğini korumaktadır, dedi. Fırıncılık sektörü zümre toplantısı İstanbul Ticaret Borsası'nda yapıldı. Sektörün en geniş düzeyde diğer oda ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla temsil edildiği toplantıda, sektörün temel sorunları ele alınarak çözüm yolları müzakere edildi. İstanbul Ticaret Borsası tarafından yayınlanan Borsa Aktüel dergisinin yeni sayısı çıktı. Yeni yıla yenilenen tasarımıyla giren dergide, İstanbul Ticaret Borsası'nın yaptığı faaliyetler, aktüel ekonomik değerlendirmeler, tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri hakkında sektörel ve ekonomik incelemeler, röportajlar ve sektör temsilcilerinden haberler yer alıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürü Mehmet Ali Köse, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz'u ziyaret etti. Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün sorumluluk alanları hakkında bilgi veren Köse, İstanbul'un ticaretini geliştirmek için İstanbul iş dünyasının önemli temsilcilerinden biri olan İSTİB'le işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti. 2015 yılının ilk meclis toplantısında konuşan Başkan Kopuz, yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve insanlarımız için 2014 yılına göre daha dinamik, daha enerjik ve daha verimli bir yıl olacağına inandığını belirtti. Toplantı öncesinde Borsamız Ekonomi Danışmanı ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kerem Alkin tarafından 2014 yılının ekonomik değerlendirmesinin yanı sıra 2015 yılında beklenen ekonomik gelişmeler konusunda bir sunum yapıldı. Yerli malı belgesi lansmanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz'un katıldığı basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Bakan Işık, yerli ürün belgesi olan bir ürünü kamu satın almak zorunda, dedi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz yaptığı yazılı açıklamada, dünyada deflasyon, negatif enflasyon tartışılırken, Merkez Bankası'nın tereddüt, çekingenlik içinde bulunmasının Türkiye için bir risk olduğunu belirterek, Merkez Bankamız çok hızlı faiz indirim sürecine başlamalıdır.
Aksi takdirde %4 büyüme bile zora girer dedi. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fatih Tekin ve Aksaray Sultanahı Belediye Başkanı Fahri Solak, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz'u makamında ziyaret etti. Ülke gündeminin değerlendirildiği toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İstanbul Ticaret Borsası Ocak ayı olağanüstü meclis toplantısında 2014 yılı çalışmaları değerlendirildi. Meclis toplantısında 2014 yılı faaliyet filmi izlendi. Başkan Kopuz yaptığı konuşmada, "Türkiye lider bir ülkedir, uydu ülke değildir. Bunun bilincinde olmamız lazım," dedi. Daha sonra söz alan meclis üyeleri, değerlendirmeleriyle toplantıya katkıda bulundular. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne atanan Hamit Aygül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tarım, hayvancılık ve gıda gündeminin değerlendirildiği görüşmede, karşılıklı işbirliği fırsatları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İstanbul Ticaret Borsası akreditasyon sertifikasını törenle aldı. Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, "Artık Türkiye'de sadece otellerin değil, ülkenin geleceğine hizmet eden oda ve borsalarında 5 yıldızlı hizmet verdiğini söyledi. Törene İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Meclis Başkanı Bülent Kasap, Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve Genel Sekreter Ali Yavuz Yiğit katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen TÜMSİAD 6. Genel Kurulu'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz, Meclis Başkanı Bülent Kasap, Yönetim Kurulu üyeleri Zelkif Kopuz, Mustafa Kamar ve Meclis üyesi Mehmet Acar katıldı. Genel kurulda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasayı yazma yolunda en başta ekonominin ayağındaki prangaların atılması gerektiğine vurgu yaparak, demokrasiye ve Türkiye'ye gönül vermiş herkesi bu meseleye daha fazla yoğunlaşmaya davet ederek, Türkiye'yi şahlandıracak yeni anayasayı artık yazalım ve başkanlık sistemini artık daha etraflıca tartışmaya başlayalım. Türkiye'nin şanına yakışır bir idari sistemi inşa edelim," dedi. İstanbul Ticaret Borsası heyeti, Moskova'da gerçekleştirilen Prodexpo fuarını ziyaret etti. Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasında süregelmekte olan gıda krizi sebebiyle ayrı bir önem kazanan Prodexpo fuarına ilginin oldukça yoğun olduğu gözlemlendi. İnceleme gezisi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçiliği ve Ticaret Müşavirliği ile Rusya Türk İş Adamları Birliği de ziyaret edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat İsarcıklıoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Odası Şubat ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, genel seçimlerden sonra gelecek 4 yıl, Türkiye'de seçim yapılmayacak olmasının büyük bir fırsat olduğunu belirterek, seçimlerin ardından yapısal reformlar hızla gerçekleştirilmeli dedi. İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde.